Alo, Cemil. Şu senin hapishaneden çıkan yeni iki eleman vardı. Hah, onlar. Söyle onlara, yarım saat sonra evin yanındaki boş araziye gelsinler. Bak, iyice tembih et. Mahalleye gelirken kimseye gözükmesinler. Onlara göre bir işim var. Tamam. Akşam gelsin, bakarız. Hadi gel. Ev bu. Dikkatli olun. İçeri girdiğinizde kimse olmasın. Tamam mı? Tamam abi. Bilgisayar aldın mı? Aldım aldım. Çabuk ateşle bakalım hadi. Sen aldın mı? Aldım aldım. Çabuk ateşle bakalım hadi. Tamamdır abi. Yarın hesaplaşırız. Sen beni katil edeceksin! Sen beni katil edeceksin! Ne oldu abla? Ne ne oldusu? İhtiyarın evindeki olanlar. Bu mahallede hırsızlık falan olmaz. Seni gönderdiğin adamlar yaptı değil mi bu ha? Bak eğer öylesi seni gebertirim Turgut bak. Abla iyi misin? Ya, oruç başına mı vurdu? Cevap ver be. Ben yaptırdım. Yani yaptıramadım. Niye kızıyorsun ki? Allah'tan yaptıramadım. Ayfer de oradaymış. Ne? Ya evladıma bir şey olsaydı ha? Oğlum sen niye kendi başına iş yapıyorsun? Hey güzel Allah'ım sen korudun bizi. Verilmiş sadakamız varmış abla. Ben nereden bileyim Ayfer'in orada olacağını? Bir dakika, bir dakika. Gece vakti el alemin evinde ne iş var Ayfer'in? Bırak dayılanmayı Allah aşkına ya. Ayfer'in verdiği ifade sayesinde hala hırsızlık zannediyorlar. Bak Turgut, bir süre hiçbir şey yapmak yok. Yoksa bütün gözler üzerimize döner. Sakın Turgut, hiçbir şey yapmayacaksın, sakın. Tamam abla. Alo Ayfer. Yeşim. Neredesin? Ben sahile indim. Moralim çok bozuk. Buluşalım mı? Ya canım çok isterdim ama annemlerle Erenlerin eve yardıma geldik. Herkes burada şimdi çıkarsa ayıp olur. Ben işim bitince arayayım seni olur mu? Olur tamam. Kolay gelsin.